Fizik soruları için Bedri Hocama teşekkür ediyorum. Şu an TYT'nin 8. sorusu, kimya sorusuyla başlıyorum. Yukarıdakilerden hangileri doğal polimerdendir? Polimerleri ikiye ayırmıştık. Doğal ve yapay polimerlerdi. Doğal olanlar protein, DNA, RNA gibi yapılardı. Yapaylar ise teflon, polietilen, PVC gibi ürünlerdi. Bunlar da yapaydı. Bana soruda doğal polimerleri sorduğu için proteini alacağım, DNA, RNA'yı alacağım. PTFE demek politetrafluoretilen. Yani bu yapay polimerdir. O yüzden ben bunu almayacağım. Doğalları sorduğu için cevabım 1 ve 3 Ceyhan olmuş oluyor. 9. soruya geliyorum. Kristallendirme yöntemi ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Kristallendirme örnek üzerinden gidersek daha rahat ederiz. Örneğin tuzlu suyu alırsam. Bakalım birinci öncülde. Birleşenlerinde sıvı katı olan homojen karışımlara uygulanır. Evet, tuzlu su homojendir. Çözücüsü sıvı, çözüneni katıdır. Birinci ifadem doğru. İkinci ifademde çözünürlük farkına dayalı bir ayrıştırma yöntemidir. Evet, tuz suda çok rahat çözünür. Yani çözünürlük farkı kullanılır. Üçüncü ifadede sıcaklık değiştirilerek katı maddenin bulunduğu çözeltiden çöktürülüp ayrıştırması esnasında dayalı bir yöntemdir. Evet, tuzlu suda da katı dibe ne yapar? Çöker. Su buharlaştırma yöntemiyle ayrılır ve tuz kristallenir ve katı ayrılmış olur. O yüzden 9. soru hepsi doğru. Yani cevabımız Edirne olmuş oluyor. Şimdi TYT'nin 10. kimya sorusuna bakarsam. İlk önce verilen bir açıklamaya bakalım. Belirli bir geometrik şekli ve kristal yapısı olan katılara kristal katı denir. Günlük hayatta karşılaştırılan katıların çoğu kristal katıdır. Buna göre kristal katılara örnek verilemez diyor. Katıları ikiye ayırmıştık. Bir tanesi kristal katıydı. Diğeri ise amorf katıydı. Bunların en büyük farkı kristal katıların belirli şekli ve geometrik yapısı varken amorfların belirli bir geometrik şekli yoktu. Amorf katılar örnekleri günlük hayatta azdı. Bunlar cam, plastik, amorf katılar, lastik, tereyağı, mum gibi yapılardı. Bunlarda belirli bir yapı yoktu. Yani kristal özelliği yoktu. Bakarsam yemek tuzu, elmas, çinko, iyot bunlar kristal katıya girer. Cam ise amor katıdır. Yani kristal katı değildir. O yüzden cevabımız Ceyhan, yani cam olmuş oluyor. 11. soruya bakarsam. Kimya öğretmeni semiye projede olarak aşağıdaki çalışmayı vermiştir. Pistonlu kaplarda gazların davranışları ve enerji iş dönüşümleri. Buna göre bu projede Wien'in kimyanın alt disiplinlerinden hangisiyle ilişkilidir? Bakarsan kimyanın alt dallarında gazların enerji iş derse iş enerji demek ki tepkime olayları varsa iş enerji deyince aklıma hatırlayın fizik gelecekti. Yani fiziğin kimya ile olan birleşmiş kısmı ise fiziko-kimya, yani cevabımız direkt Adana olmuş oluyor. 12. soruya bakarsak aşağıdaki tepkimelerden hangisi yanlıştır? Şimdi tepkimede ürün oluştururken yapacağımız şey çaprazlama, yani yükleri çaprazlama yapacaktık. Şimdi buradan bakarsam florür daima eksi 1 alır, hidrojen artı 1. Element halde normalde bu 0. Burada florür eksi 1 verirsem kalsiyum 2 alır. Evet, bu olmuş. Yani asit de burada bir metal girmiş. Tuz ve hidrojen gazı. Doğru bir tepkime. Bursa'ya bakarsam sülfat bir köktü. Daima eksi 2 alırdı. Hidrojen burada artı 1. Çaprazlamada uymuş. Yalnız bakır 2 sülfat bunu bu şekilde normalde bakır artı 2 alırdı genellikle. Sülfat da eksi 2. Çaprazlama yaparsam CuSO4 olması gerekirken şuradaki 2'yi yanlış olarak vermiş. Yani cevabım direkt Bursa olmuş oluyor. 13. soruya bakarsak 13. soruda
Yukarıda özellikleri verilen bileşim Lewis-Hobbs aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? İlk önce şu bilgileri kullanmam gerekiyor. Ametal atomlarının polar kovalent bağ oluşturmasıyla. Polar kovalent bağ ne demekti? Farklı ametal atomları olacaktı. İlk önce şartım bu. Apolar molekül. Apolar bir molekül olması için merkezde boşta elektron kalmayacaktı. Yani merkez atomun bütün elektronlarını ortaklaşa kullanacaktı. Bağlayıcı elektron çift sayısı 4. Ortaklanmamış yani bağ yapımına katılmayan 12 çift elektron olacak. O zaman bu ifadelere göre incelersek bakıyorum D denizli gibi geliyor. Neden? Bakalım karbon tetraklorürde bakarsam farklı metal atomları. Evet birinci ifadede polar kovalent bağ veriyor. Bakıyorum molekülüm polar mı apolar mı? Apolar çünkü karbon 4 tane elektronu 4 bir tarafa kullanmış yani merkeze boşta elektron yok. Doğru. Bakıyorum bağlayıcı elektron çift yani 4 bağ olması lazım. 1 2, 3 ve 4, 4 tane bağ, evet elektron çifti var. 12 çifti katılmayan elektron sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 çift elektron yani 12 çift elektron yani 24 elektron bağ yapımına katılmamıştır. O yüzden cevabımız denizli olmuş oluyor. TYT'nin son sorusu, kimya sorusu 14. soruya bakarsak. Burada elektrona protona ait bir grafik verilmiş. Buna göre X elementi bir soy gaz olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? İlk önce verileri bir sözel olarak şuraya dökmek istiyorum. X'in proton sayısı A, protonla A yazıyorum. X'in elektronu A. Demek ki yükü 0. Y'ye bakıyorum. Y'nin protonu A artı 1. Elektronuna bakıyorum. Elektronu A. Demek ki A ise protonu A artı 1 ise demek ki yüküm artı 1'di. Hatırlayın toplama yönteminden. Z'ye bakıyorum. Protonu A artı 3. Z'nin elektronuna bakıyorum. A artı 2. A artı 2 artı 3'e gelmesi için demek ki yükümün artı 1 olması gerekiyor. Şimdi devam edersem. Şayet burada X ile Y izoelektroniktir. X ile Y izoelektronik olması için elektron dizilimi dağılımı aynı olması lazım. Bakarsam X ile Y'nin evet elektron sayıları aynı olabilir. Z taneci B grubu metallerine ait bir katyondur diyorsa Z katyona ait de olabilir. B grubuna geçiş metallerine. Y 1A grubu elementine ait bir katyondur. Artı 1 ise artı 1 1A grubu neydi? Metalleri daima artı 1 yük alırdı. Olabilir. Çünkü bana soruda kesinlikle yanlışı soruyor. Y taneci oktetini tamamlamıştır. Yani 8'e tamamlamış olabilir. Çünkü X elementi 8A bu da oktetini tamamlayarak kararlı hale gelebilir. Y taneci hidrojen elementine ait katyon olabilir mi? Kesinlikle yanlıştır. Peki neden yanlıştır? Çünkü normalde bakarsam Y taneci X taneciğinden bakın proton sayısı A iken X'in Y'nin protonu A artı 1. Peki X soy gazken yani soy gaz atıyorum en küçük olan helyum. Helyumdan atom numarası bir büyük olan atom numarası 3 olan lityum olur. Yani hiçbir şekilde hidrojen elementine ait bir katyon olamaz. Çünkü hidrojen zaten periyodik cetvelin ilk elementiydi. Yani soy gazdan sonra gelme bir şansı yoktu. Çünkü Y X'ten sonra gelecek olan soy gazdı. Çünkü X ifadede öyle verilmişti. O yüzden hidrojene ait bir katyon olamaz. Ve şu an kimyanın son sorusunda çözmüş bulunmaktayım. Yani kimya soruları bitmiş olmuş oluyor.